Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yalçın ve bugün soru cevap yapıyoruz. Sandalyede oturduğum için böyle bir gidiş yapmaya karar verdim. Odamdayım. Şu an burası benim odam. Odamın ışık alabilen bir yerine geçmek istedim. Ayrıca bunu söylemek istiyorum ki kendime tripod aldım. Ne kadar çok güzel olmasa da şu an bir tripodum var ve YouTube üzerine yaptığım ilk yatırım. İlk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Zeynep Yalçın. 19 yaşındayım. 23 Kasım 2000 doğumluyum. Onun için gerçekten 19 yaşındayım. İnsanlar hala bana daha küçüksün gibi şeyler yazıyorlar ve çok eminler daha küçüksün sen gibi yazıyorlar yani. Ama ben 19 yaşındayım ve sanılanın aksine bu kanalı YKS'den sonra açmadım. Ne kadar 2020 YKS'den bir gün sonra video koysam da aslında öyle değil. Ben üniversite 2'ye gidiyorum. Evet. İstanbul'da doğdum. İstanbul'da yaşıyorum. Başka? Şimdi soru cevap kısmına geçiyorum. Hepinizin sorusunu çok cevaplayamayacağım ama cevaplayabileceğim kadar cevaplamak istiyorum. Instagram'dan bana soru sorabilir misiniz diye hikaye atmıştım. Devam ediyorum. Kaç yaşındasın diye soranlar olmuş. 19 yaşındayım. Uslat Kahraman boyum ve kilomu sormuş. 1.64 diyorum herkese ama 1.62'yim. Ama hala 1.64 olduğumu düşünüyorum. Çünkü 1.62 çok az geliyor bana. 1.64'üm. 50 kiloyum. Arada 51 oluyor. 49 oluyor. Ama genellikle 50 kilo arasındayım. Kamera olarak kendi telefonumu kullandığım için eski telefonumdan bakıyorum. Kantı demiş ki... Niye bu kadar mükemmel ve güzelsin? Sırrı varsa söyle de biz de ona göre mükemmel olalım demiş. Çok duygulandım. Hiç böyle olduğumu düşünmüyorum ama senin böyle düşünmen gerçekten beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Video atacağım günleri sormuş Pelin 4. Genellikle pazartesi günü saat 6 gibi atıyorum. Ama hani genellikle diyorum kesin olarak pazartesi günü saat 6 gibi atacağım demiyorum. Bayağı. Yüzden fazla hangi bölümü okuyorsun, hangi üniversiteye gidiyorsun, sınavda kaç yaptın, kaç bindesin gibi bir sürü yüzden fazla soru vardı. Ben beslenme diyetetik bölümü okuyorum. Beslenme diyetetik nedir? Hemen bilmeyenler için açıklayayım. 4 yıllık bir eğitim, örgün bir eğitim. Bölümün sonunda beslenme uzmanı diyetisyen oluyorsunuz. Bilmeyenler için açıkladım. Artık içinize bir su serpmek olsun, bir rahatlamak olsun. Ben beslenme diyetetik bölümü okuyorum ve ikinci sınıfa geçtim ve ikinci dönem ortalamam 3.60. Bunu söylemek istiyorum çünkü benim için çok önemli bir şey. Birinci dönem ortalamamı söylemeyeceğim çünkü çok düşük. Uzun oğlu alttan tire Hilal demiş ki ünlü crush'ın kim? Ünlü crush'ım kronolojik olarak ünlü crush'larım her yıl değişti. Disney Channel izlerken farklıydı. Paul ve Dylan Spruce ikisi fark etmiyor. Sonra şurada görüldüğü üzere Justin Bieber. Yaklaşık 2-3-4 yıl. %90 her genç kızın, 2000'li kızın ya Justin Bieber ya One Direction hayranlığı olmuştur. Hala şarkılarını dinlerim ama o kadar büyük hayranları değilim şu an. One Direction'ı hala dinliyorum. Evet. Bir yıl önce Harry Styles'tı, artık değil. Evet, şu an ünlü crush'ım yok. Ama eğer Lana Del Rey diyebiliyorsak Lana Del Rey derdim. El filan sallıyorum. Neden çok az paylaşım yapıyorsun demişsin. Çünkü fotojenik olduğumu düşünmüyorum. Bir tane çektiğim fotoğrafa 45. kere bakınca fotoğraf çirkinleşiyor. Ve ben genellikle kendi profilime bakmayı çok seven biriyim. Çok şey olmasın, narsist gibi görünmek istemiyorum. Elim gidiyor, dönüyorum, bakıyorum. Oha. Biri demiş ki Dreamer alttan tire artist. Evlenmeyi düşünüyor musun? Bu arada seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Evlenmeyi. Yani belki ekonomik özgürlüğümü aldığımda, kendi paramı kendim kazandığımda olabilir. Neden olmasın ama şu anlık öyle bir planım yok. Daha 19 yaşındayım. Melike nokta YZRGL. Melike demiş ki mezun senem nasıl geçti ve kendini nasıl motive ettin demiş. Mezun senem çok yalnız geçti. Çünkü mezuna kalan arkadaşım 2 ya da 3'tü. Ve ben hep evdeydim. Evde ders çalışıyordum. Şu an çok üzüldüm kendime. Ve arkadaşlarım üniversitedeydi. Şehir dışında üniversitede oldukları için çok görüşemiyorduk ve ben üzülüyordum. Ama bir süre sonra alışıyorsun. Sana ulaşamayacağı bir şey yok da hani. Alışıyorsun 2-3 ay sonra.
Yalnız kalmaya alışıyorsun. Ama ben bu süre zarfında kendime uğraşlar buldum. Gitar almıştım, resim yapıyordum. Öyle ama tabii insanın insana ihtiyacı olduğu için biraz yalnız geçmiştim. Kendimi nasıl motive ettim? Gelecek odaklı kendimi motive ettim. Daha mutlu olacağım, daha şey olacak. Şarjım bitiyor. Telefonumun şarjı bitiyordu. Az önce %2 oldu. Şimdi %33. Kendimi nasıl motive ettim konusuna gelirsek, benim motivelerim hep gelecek odaklıydı. Ve şu an gerçekten o zamana göre çok mutluyum. Yani mutlu görünmesem bile şu an mutluyum. Çünkü sınava çalışmıyorum. Gerçekten mutluluk sebebim bu. Ailemin Kralı'ndaki en sevdiğin karakter demiş Dilara Göçmen. İlk olarak ben o diziyi gerçekten izlemedim. Saçma buluyordum, hani saçma derken hani hoşuma gitmiyordu. Ona baktım, beni o bene benzetiyorlar. Çok üzüldüm küçükken, gerçekten üzülmüş. Artık o kadar üzülmüyorum. Hani üzülmüyorum genellikle, bakıyorum. Deyip geçiyorum. Ailemin Kralı'ndaki en sevdiğin karakter yok. Çünkü izlemedim. Ferhat X 18 demiş ki depresyonda mısın? Değilim ama öyle görünüyorsam da üzülürüm. Değilim ama. Olmazsa olmaz dediğin hayallerim. Hayallerim arkadaşlarımla kendi evimde, deniz manzarası eşliğinde çay, kahve içip sohbet etmek. Gerçekten bu. Ama evimin balkonu deniz manzaralı olsun böyle. Size göre çok küçük gelebilir ama bu. Böyle güzel isteklerim var. Genellikle oda villayı istiyorsunuz. O zaman benim odam çok dağınık. Burayı düzeltmek için buradaki her şeyi her yere attım şu an. Bana mutlu musun diye sorular soruyorsunuz ama gerçekten mutluyum. Mutsuz görünmemin sebebi yüzümün mutsuz olması. Ama mutluyum, ben gerçekten mutluyum. Hani öyle görünüyorsam üzülürüm. Mutlu musun, hayattan zevk alıyor musun, depresyonda mısın gibi sorular görüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bende bir sıkıntı yok. Ben şu an mutluyum. Psikolojim biraz bozulmuş olabilir ama o da koronavirüsün sayesinde. Hani hiçbir sıkıntım yok. Biraz psikolojim bozuldu ama hayata devam ediyorum. Düşündüğünüz için çok sağ olun ama her şey güzel. Hilal demiş ki Elif abladan nefret ettiğin, onun ölmesi için dua ettiğin bir anın var mı? Varsa anlat. Hayır, niye böyle bir şey düşüneyim ay? LGS puanım kaçtı diye sorulmuş. Ama ben LGS'ye girmedim. Benim zamanımda adı TEOG'du. TEOG puanım da Anadolu Lisesi'ne gittim ama TEOG puanımı hatırlamıyorum. Duru demiş ki en çok hangi yaşına dönmek isterdin? Ben daha 19 yaşındayım. Onun için geriye baktığımda hep bir sınava çalışıyordum. Hiç böyle yatayım da işte bu benim en güzel zamanım dediğim hiçbir yaşım olmadı. Düşünüyorum. Dönebilsem dönmezdim ben. İnşallah Allah da döndürmesin yani. İzlediğin ve seni etkileyen 3 dizi. Dilara Bayraktar galiba. Dilara Bayraktar profilinde de Lili var. How I Met Your Mother. Prison Break. İzlediğim dizileri unuttum şu an. Gerçekten izlediğim diziyi unuttum. Özür dilerim Dilara. Şu an soruyu sorunca bütün hafızam silindi. Masal 1114 Yılmaz demiş ki özgüvensiz hissettiğinde kendini nasıl motive ediyorsun? Ne yapıyorum? Diyorum ki Zeynep diyorum. Genellikle aynanın karşısında oluyor. Ya da genel ağladıktan sonra aynanın karşısında kendime söylüyorum. Zeynep diyorum. Hani sonuçta belli bir şeyler yaşamışsın. Belli badireler atlatmışsın. Neden hani? Neden bunu seni yıkmasına izin veriyorsun diyorum ama hemen 5 dakikada olmuyor. Bir 2 saat ağlıyorum. Sonra diyorum ki sakin ol. Ağlamanın zamanı değil şu an. Ağlamaya hiç gerek yok. Aynaya geçiyorum. Diyorum ki sakin ol ve çöz bunu. Çözebileceğin hiçbir şey yok çünkü diyorum. Öyle geçiyor. Geçmiyorsa da artık 1-2 saat sonra aynısını yapıyorum. Biri demiş ki adını vermek istemiyorum. Evin neredesini biliyorum. Çok gezile basmak istiyordum ama basamıyorum. Basayım mı zile? Hayır. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Allah izin verirse Türkiye dışında, Avrupa'ya da Kanada'da olabilir. Allah'ım amin. Lütfen herkes görürse amin desin. Yüksek lisansımı muhtemelen yapacağım zamanlar. İnşallah ülke dışında, inşallah Avrupa ülkelerinin birinde olurum. Amin ya Rabbim. Balım mı Elif mi diye sormuş 36 Günay. Balım. RR5EH Suudi Arabistan'dan takip ediyorum ve seni çok seviyorum demiş. Ne? Suudi Arabistan mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de seni çok seviyorum RR5EH. Biri bana bağırarak demiş ki tarzın çok iyi. Aa.
Çok teşekkür ederim. One Direction ve Harry Styles konserine hiç gittiniz mi Zeynep Hanım? Hayır. Gidemedim. One Direction konserine gidemeyeceğiz gibi zaten. Ama Harry Styles için biletim var Amsterdam'da. Ama gidemedim çünkü koronavirüs oldu. Sonra 2021 Mart'a atandım. Ama var yani. Hayattan ne kadar nefret ediyorsun. Doğru söyle demiş. Etmiyorum. Vallahi etmiyorum. Ben öyle mi görünüyorum? Şevval BS demiş ki. Bir sürü soru sormuş. Demiş ki How I Met Your Mother'daki en sevdiğin karakter ve en sevdiğin ikili kimler? En sevdiğim karakter Marshall. En sevdiğim ikili de Nora ve Barney demek isterdim ama Barney gerçekten Nora'yı hak etmiyor. Marshall ve Lily diyorum. Evet, son karar. Harry Potter izledim mi? İzlediysen bin anne ve en sevdiğin karakter demiş yine Şevval. Harry Potter izledim tabii ki. Oha izlemedim mi diyen tipler olur. Onlardan olmak istemiyorum ama Harry Potter yani. Bizde bayağı küçükken oluyor bu Harry Potter sevdası. Çünkü ablalarım hep izliyordu. Hatta Coca-Cola'nın bardakları var. Hemen geliyorum. Bak bayağı eski izleyiciyiz yani. Coca-Cola'nın bardağı falan var lütfen. Benim şu an 4 görünüyor. Az önce 32 idi. Takıyorum. 23 oldu. Yine ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun sorusu geldi. Ya niye beni evlendirmek istiyorsunuz? Hangi bölümdesin kuzum? Hangi bölümdesin soruları var tabi. Biri bana kuzum demiş. Kuzum denince hep böyle meleyesim geliyor. Adamın biri yorgunluktan bitmiş, karısı da pire yazmış. X Zehra X 22 demiş ki ciddi anlamda soruyorum. Sen de ciddi cevap ver. Kaç yaşındasın ve kaça gidiyorsun? Direkt böyle yazmış. Zehra yemin ediyorum 19 yaşındayım ve üniversite 2'ye geçtim. Zeynep Rana doğdu demiş ki çok hızlı bir sürü soru sormuş. 1, 2, 3, 4, 5 tane soru sormuş şuraya. Kaç yaşındasın? Boyun kaç? Kilon kaç? Sevgilin var mı? Beni seviyor musun? 19 yaşındayım. 1.64'üm. 1.62'yim ama söylemiyorum. 1.64'üm. Kilom da 50. Sevgilin var mı? Yok. Beni seviyor musun? Evet. Genel olarak sorularımız bölümüm. Sonra yaşım. Garip bir şekilde yaşım, boyum ve kilom çok sorulmuş. Sevgilimin unup olmaması ve cinsel yönelimim. Ben heteroseksüelim. Bu kadar. Elyas demiş ki bana. Azerbaycan'a gelmeyi düşünüyor musun? Soru işaretleri. Tabii ki isterim. Hatta çok Azerbaycan'dan bana yazan var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Diyorum ki ben seni sevirem ve oraya gelmek isteyirem. İnşallah doğru söylemişimdir. Ama isteyirem yani. Doğruyu söyle. Sinirli. Sen. O ben misin? Demiş muhtemelen böyle. Hayır. Değilim. O ben değilim. Eda demiş ki K-pop. K. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K. Çok fazla dinlemiyorum. Ama dinlediğim şarkılar var. Blackpink dinliyorum. Evet. Ben Blackpink dinliyorum. Mic Drop dinliyorum. O da güzel. Benim telefon değiştirmem çok iyi olmuş. Az önce çünkü şarjı 25'ti. Şarja takılasın. Ayıp denen bir şey var. Fatma demiş ki bana en rezil olduğu lise anın demiş. Benim lise yıllarım o kadar rezillik dolu ki böyle hani herhangi bir anım. Ama kendi açımdan rezil böyle utanç duyduğum bir anıyı anlatmak istersem şunu anlatırdım. Almanca dersim çok kötüydü benim. Bayağı kötüydü. Ben Almanca sınavına İngilizce cevap verdim. Bir umutla ne kadar büyük bir çaresizlikse artık. Cevap verdim ve bekledim puan almayı. 27 aldım ama. Evet. Wow. Garip bir soruyla karşı karşıyayız. Confused but good demiş ki kaşlarını kaç yaşında almaya başladın? Veya kaç yaşında almalıyız? İlk olarak kaşlarını almak zorunda değilsin. Kimse kaşlarını almak zorunda değil. Kaşlar istediği zaman alınır. 12 yaşımdayken aynayla ilk karşılaştığım zaman çok garipti böyle. Baktım kendime. Şöyle döndüm. Yan profilden baktım. Kendimi farkına vardım ve dehşete uğradım. Çünkü o zaman kendimi çok sevmiyordum. Ve o zamanki sınıf arkadaşlarımız falan çok kabaydılar. Onun için kendimi çok sevmiyordum. Bıyıklarım vardı. Baktım oha dedim kaşlara bak. Normal insan kaşı değil bu dedim kendime. Burnuma dedim wow dedim. Burna bak dedim ne kadar büyük. Gözlerim diyorum. Gözlerim çıkar mı acaba falan. Böyle hiç kendimi çok sevmiyordum. Sonra dedim ki ben dedim kaşlarımı alacağım. Şöyle buradan girdim. Bir ara şurası yoktu. Sonra büyüdüm ve dedim ki aslında
böyle değil her şey. Sadece küçüksün, ergenliğe girdiğin için böyle düşünüyorsun dedim. Öyle. Kaşlarımı ne zaman almaya başladım? Bu halini soruyorsam bilmiyorum ki, liseye başlayınca falan, ama şurada bazen, hani bazen şuralarda çıkıyor ya öyle, hani kaşlarım bu şekilde olması için bir şey sarf etmiyorum. Hani bir şey yapmıyorum. Demiş ki ukulelen ne zamandan beri var ve çalmayı nasıl öğrendin? Hemen ukulelemi getiriyorum. Şarjım bitti. O zamana kadar size bir ukulele sefası vereceğim. Şaka. Aslında ben hep ukulele istiyordum ama gitar aldım. Sonra gitardan bir şeyler öğrenince ablam bana aldı, sağ olsun. İngilizce videolardan öğrenebilirsin. Zaten çok şey demiyor, yani çok İngilizce bilmene gerek yok. Gösterdiğini yapsan yetiyor. Mesela Sıfır Asya demiş ki Allah rızası için boyun kaç. Bunun bu kadar merak edildiğini ben bilmiyordum. Where is crazy alttan tire bağırarak demiş ki yönelimin ne? Ben de diyorum ki heteroseksüel. Niye bana bağırıyorsun? Cevaplayabildiğim kadar soruyu cevapladım. Eğer sizin sorunuzu cevaplamadıysam özür dilerim, beni affedin. Benden eğer istediğiniz özel bir video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca 35 bin olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok sağ olun. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Bana abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.